Evet arkadaşlar, geldik dördüncü videomuza, dördüncü denememize. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Sizleri bekletmiyorum. Buyurun ilk sorumuz. Öğrencilere serbest zamanlarını değerlendirme becerisi kazandırmak. Bak şunun altını bir çizeyim hele şöyle. Serbest zamanlarını değerlendirme becerisi kazandırmak ve gizli güçlerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla okullarda yapılan resim, müzik ve spor gibi alanlara yönelik kurslar öğrenci kişilik hizmetlerinin hangi hizmet alanı ile ilgilidir diye sormuş. Şimdi öğrenci kişilik hizmetleri deyince 5 tane hizmet alanı tek 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 yanacak kafamızda bak. Hemen kafamızda yanacak. 1. Sağlık hizmetleri, 2. Sosyal yardım hizmeti, 3. Sosyal kültürel hizmetler, 4. Özel eğitim, özel yetiştirme ve 5. Rehberlik hizmeti arkadaşlar. Şimdi bunları düşüneceğiz. Sağlık hizmetleri, bireylere sunulan tıbbi yardımları ifade ediyordu. Aşılar, taramalar, tedaviler, bilgilendirme çalışmaları falan filan. Serbest zamanla bunun bir alakası yok. Eledim. Sosyal yardım hizmeti. Arkadaşlar sosyal yardım hizmeti bireylere sunulan maddi yardımları ifade eder. Yani para, para, para. Burada işte ne bileyim burslar, krediler, yurtlar, kitap, kırtasiye yardımları falanlar filanlar burada söz konusu değil. Özel eğitim, özel yetiştirme hizmeti. Babalar, özel eğitim hizmeti farklı, özel yetiştirme hizmeti farklı. Özel eğitim hizmetine baktığımızda normalin dışında gelişim gösteren bireylere sunulan hizmetlerdir. Ayrıcalık grubuna, yetersizlik grubuna fark etmez. Bu bireylere sunulan hizmete özel eğitim hizmeti diyorduk arkadaşlarım. Özel eğitim hizmetinden bahsetmiyor. Özel yetiştirme hizmeti, bireylerin yeteneklerini geliştirmek. Yetenekleri geliştirmek. Ve varsa eksiklikleri, bu eksikliği gidermek için sunulan hizmetleri ifade ediyordu. Yani burası arkadaşlar yeteneğe dayalı etkinlikleri oluşturacaktı. Kalsın bu, bunu döneceğim şimdi. Rehberlik hizmetleri zaten birileri sunulan doğrudan ve dolaylı hizmetleri ifade eder. Bunlardan bahsetmiyor. Geriye ne kaldı? Sosyal, kültürel ve özel yetiştirme kaldı. Bak özel eğitimi deledim. Özel eğitim de gitti. Sosyal, kültürel hizmetler. Bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak için onlara sunulan hizmetleri ifade eder. Bireylerin gizil güçlerini açığa çıkarmak için arkadaşlar onlara sunulan hizmetleri ifade eder. Mesela resim kursları, müzik kursları, turnuvalar, işte tiyatro etkinlikleri, konserler, geziler bunların hepsi olabilir. Yalnız şöyle bir fark var. Bak sosyal kültürel hizmetler arkadaşlar ders dışı etkinliklerdir. Bu yüzden öğrenci de serbest zamanları değerlendirme becerisi geliştirir. Serbest zamanları değerlendirme becerisi geliştirir arkadaşlarım. Dikkat! O zaman bana yukarıda bahsedilen özellikler hangisine ait olacak? Sosyal kültürel hizmetlere ait olacak arkadaşlarım. Sosyal kültürel hizmetlere ait. Hocam özel yetiştirme ile farkı ne? Burada da var mı resim kursu var, müzik kursu var mı var, spor etkinlikleri var, halk eğitim merkezleri, sertifika programları falan var. Ama sosyal kültürel arasındaki fark ne? Bakın sosyal kültürel hizmetler ders dışı etkinliktir, serbest zaman etkinliğidir ama özel yetiştirme hizmetindekiler derstir. Hafta sonu kursları, dershaneler, özel dersler. Bakın bunlar arkadaşlar birer özel yetiştirme hizmetidir. Lütfen dikkat edin. Bu serbest zamanları değerlendirme etkinliği olduğu için sosyal kültürel hizmetler. İlgiye dayalı etkinliklerken arkadaşlar özel yetiştirme hizmetindekiler yeteneğe dayalı etkinliklerdir. Aradaki farkı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden cevabım ne oldu? Sosyal kültürel hizmetler oldu. C seçeneği geçtim. Bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bu modele göre rehberliğin amacı bireylerin var olan problemlerinin çözümüne yardımcı olmak. Bak, var olan problemin çözümüne yardımcı olmak. Bunu yaparken de geçerli ve güvenilir yüksek ölçme araçlarından yararlanılması gerektiğini savunmaktadır diyor. Yukarıda özellikleri verilen rehberlik modeli hangisidir diye soruyor. Hiç uğraşma ya, hiç uğraşma. Eğer sana problemli bireylerden bu problemin çözümüne yardımcı olunmasından ve bunu yaparken de güvenirliği, geçerliği yüksek ölçme araçları kullanılmasından bahsediyorsa yapıştır. Klinik model yapıştır ya. Korkma, rahat ol. Tekrar söylüyorum. Problemli bireyleri tespit etmek, bunu yaparken geçerli güvenilir ölçme araçları kullanmak ya da geliştirmek.
ve bu problemin çözümüne yardımcı olmak amaçlanıyorsa ve bu sana rehberlik modeli olarak sorulmuşsa klinik model olabilir. Başka bir şey olmaz. Eğitimle kaynaştırılmış model eğitim ve rehberliğin özdeş olduğunu ifade ediyordu. Rehberlik çalışmalarının okullarda yapılması gerektiğini söylemişti bu yüzden. Ve arkadaşlar rehberlik saati uygulamasını başlatmıştı. Bu DEÜL. Parsonyan model bireylerin meslek edinmelerine yardımcı olmaya çalışıyordu. 3 aşamada gerçekleşiyordu. Birey tanı, mesleği tanı ve eşleştir. Bu yüzden bu da DEÜL. Karar vermeye yardımcı model bireylerin çeşitli konularda karar verme sürecini hızlandırarak yaşayacakları kesintiyi en aza indirmeye başlıyordu. Bu da değil. Gelişimsel modeli zaten anlatıyoruz sürekli. Bu da değil. Cevabım ne oldu? Klinik model oldu arkadaşlar. A seçeneğidir. Geçtim bir diğer sorumuza. Bir lisede görevli okul rehber öğretmeni Emre Bey. Bak hemen önemli yerin altını çiz. Okul rehber öğretmeniymiş bunlar bizim için önemli. Her yıl öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri ölçüsünde üniversitede bir bölüme yerleşmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ay, bir bölüme yardımcı olmaya çalışmaktadır. Olmalarına yardımcı. Yerleşmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Öğrencilerinin yerleştikleri bölümlerdeki başarı doyum düzeylerini belirleyerek yaptığı bu çalışmaların etkililik düzeyini kontrol etmek isteyen Emre Bey'in kullanabileceği en uygun rehberlik hizmeti hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar 1. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun üniversitede bölüm seçmelerini sağlamışsa yöneltme yerleştirme yapmış mıdır? Evet ama bize yöneltme yerleştirmeyi sormuyor. Bu hizmetin etkili olup olmadığını kontrol etmek için sunduğu hizmeti soruyor. Ben bir rehberlik çalışması yapmışım ve yaptığım bu çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeye çalışıyorsam arkadaşlar biz bu hizmete ne diyeceğiz? İzleme hizmeti diyeceğiz. Yapılan bir rehberlik çalışmasının amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İzleme hizmeti diyoruz. İzleme değerlendirme. Hocam araştırma değerlendirme neden değil ya? Bunlar birbirine karışacak gibi duruyor sanki. İstersen karışır ama istemezsen karışacak hiçbir şey yok. Bak herhangi bir rehberlik hizmeti. İyi dinle. İyi dinle beni bak çok basit bir şeyden bahsediyorum. Basit ya ufacık bir şey. Rehberlik hizmeti. Sunulduktan sonra bu hizmetin amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek istiyorsa bu izlemedir. Ama bu rehberlik hizmeti sunulmadan önce bunun etkililiğini artırmak istiyorsa arkadaşlar bunun için veri topluyorsa mesela bu araştırma değerlendirmedir. Yani ikisinin arasındaki ayrımı şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hizmetlerin öncesinde yapılıyorsa, bak bütün hizmetlerin öncesinde yapılıyorsa araştırma değerlendirme, hizmetlerin sonrasında yapılıyorsa izlemedir. Biri etkililiğini kontrol etmek, biri o etkililiği artırmak için yapılır arkadaşlarım. İkisinin arasında böyle bir ayrım var. Dikkat edersen bir şey olmaz, rahat da kal beni dinle. Sınıf öğretmeni olarak atanan Nazlı Hanım görev yaptığı kademede öğrencilere rehberlikle ilgili hangi çalışmaları yapabileceğini bilmediği. Bak sınıf öğretmeni olarak atanmış yani hangi kademede çalışıyor bu hoca? İlkokul kademesinde çalışıyor. Dikkat! Atanan Nazlı Hanım görev yaptığı kademede öğrencilere rehberlikle ilgili hangi çalışmaları yapabileceğini bilmediği için okul rehber öğretmeninden konuyla ilgili yardım istemiş. Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin Nazlı Hanım'a önerebileceği çalışmalardan bir tanesi değildir. Sorunun Türkçesi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sorunun Türkçesi şunu söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde yapılacak ilkokul döneminde yapılacak rehber çalışmalarından biri değildir. Olayın özü. Bak bakayım. Başarı duygusunu kazanmalarına yardımcı olmak diyor. Tabii ki ya, tabii ki. Arkadaşlar ilkokul dönemi başarı dönemidir.
Hatta Ericsson bu dönemi ne diyor arkadaşlar? Başarıya karşı yetersizlik dönemi diyor değil mi? Başarı dönemidir. İlkokul döneminde başarı duygusunu kazanmasına yardımcı olacak. O zaman bunu kenara koydum arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Yanlış olmasın. Gel bakalım. Bunu eledim. Meslek seçimini kolaylaştıracak etkinlikler düzenlemek. Hoppala paşam malkara keşan. Meslek seçimini. Arkadaşlar meslek seçimi ilkokul döneminde yapılan bir şey mi? Hayır. Mesleki gelişim okul öncesinde başlıyor. Fakat ama lakin arkadaşlar meslek seçimi lise kademesinde açığa çıkıyor. Meslek seçimi lise kademesinde. O zaman arkadaşlar B seçeneğinde verilen ifade Nazlı Hanım'a önerilebilecek bir ifade değildir. Eledim. Ahlaki ve vicdani oluşumların destekliyor. Tabii lan, tabii. İlkokul dönemi 6-12 değil mi ya? 6-12. 6 yaşının öncesinde Piaget'e göre de ahlak yok. Arkadaşlar, Freud'a göre de yok. Neden? Çünkü ahlakı oluşturan yapı örneğin Freud'a göre nedir? Süper egodur. Süper ego. Süper ego 6 yaşından sonra oluşmaya başlıyor. Oluşuyor. 6 yaşından itibaren. Yani bu yüzden arkadaşlar 6 yaşından sonra Piaget'e göre de çocuk artık dışa bağımlı bir ahlak yapısına ulaşmış oluyor. Ama yavaş yavaş artık kendi ahlaki yapısında ne yapacak? Oluşturacak. Bu yüzden ahlaki ve vicdan oluşumu desteklenecek önemli. Arkadaşlık edinme becerileri desteklenecek. Tabii ki okul öncesi dönemde arkadaşlık var mı? Yok. Neden? Çünkü ben merkezci. Hocam bir arada oyun oynuyorlar. Hayır, paralel oyun o. Bir arada bağımsız. Hocam sohbet ediyorlar. Ne sohbeti be? Ne sohbeti? Toplu monolog. Delilik. Toplu delilik yani öyle düşün. Monolog falan. Bunlar ben merkezciliğin özelliğidir. Ben merkezci bir çocuk arkadaş edinemez. Sosyalleşebilir sadece. Bu yüzden arkadaşlık edinme ilkokulda başlar. Grup çalışmalarına katılma ve sorumluluk alma. Şimdi arkadaşlık edinmeye başladıysa birlikte hareket edebilecek hale gelir. Ben merkezcilik bitmiştir. Bu yüzden arkadaşlar grup çalışmaları da ilkokul döneminde başlar. Bu yüzden grup çalışmalarına katılma ve sorumluluk alma becerileri desteklenmelidir arkadaşlar. Doğrudur. Cevabım ne oldu zaten? B seçeneği oldu. Geçtim bir diğer soruya. 9. sınıf öğrencisi Furkan futboldan hiç anlamaması ve hoşlanmamasına rağmen sınıfın en popüler öğrencilerinin futbolla ilgilenen çocuklar olduklarını bildiği için onlarla arkadaşlık edebilmek adına futbol maçlarını takip etmekte ve hoşlanıyor gibi davranmaktadır. Arkadaşlar, Furkan'ın bu tutumu. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi ihtiyacı karşılamaya çalıştığını göstermektir. Soruya baktın mı? Soruya bakınca dedin ki hocam bu akran baskısı. Çocuğa akran baskısı var hocam. Akran baskısı bu. Hmm, evet. Çocuk arkadaşlık edinmek için, onlarla arkadaşlık edinmek için onlar gibi davranıyor. Hatta dedin ki hocam ha babam sınıfı çalışkan abi tamam mı? Örnek o. En klişe örneği odur. Hemen yapıştırdın değil mi? Ama bize onu sormuyor ki. Hümanizmin hangi kavramıyla açıklanır diye sormuyor. Bu değil arkadaşlar. Bize hiyerarşideki hangi ihtiyacı karşılamaya çalışıyor diye soruyor. Hangi ihtiyacı karşılamaya çalışıyor? Onlarla arkadaşlık etmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu yüzden tamam çocuğun yaşadığı şey akran baskısıdır. Ama akran baskısı niye açığa çıkar? Çocuğun sevgi ait olma ihtiyacını karşılama çabasından açığa çıkar. Anladın? Yakaladın? Kapış. Dikkat. Dikkat sınavı. Dikkat. Geçtim bir diğer soruya. Yukarıda verilen terapötik süreç becerilerinden hangileri iletişim engeli içermez? İletişim engeli içermez diyor. Koşulsuz kabul. İletişim engeli içerir mi? Hayır. Koşulsuz kabul arkadaşlar bireylere insan olduğu için değer vermektir. Din, dil, ırk bilmem ne ayrımı yapmadan her biri eşit mesafede yaklaşmaktır, durmaktır. Burada iletişim engeli içermediğini söyleyebiliriz. Empati. Arkadaşlar karşımızdaki kişinin bizimle paylaştığı duygu ve düşüncelerin altında yatan nedenleri tespit edip ona yansıtmaktır. Empati kesinlikle iletişim engeli içermez. İncinmişsin. Empati cümlesidir mesela. Sempati. Abo. Sempati duygudaş olmadır. Karşımızdakiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmadır, hissetmedir. Bu yanlı bir tutumdur arkadaşlar. İletişim engeli içerir. Özdeşim
karşımızdaki kişinin davranışlarını benimsemedir, onun gibi davranmaya çalışmaktır ve iletişim engel içerir arkadaşlar. Sen dili suçlayıcı bir dildir. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Hep geç kalıyorsun, çalışmıyorsun, tembelsin falan. Bunlar suçlayıcı, yargılayıcı ifadelerdir. İletişim engel içerir. Şu sempati ve özdeşim, empatiye engel iki durumdur arkadaşlar. Empatiye engeldir bunlar. Empatiye engel. Tamam. Bu yüzden bunlar iletişim engeli içerirken koşulsuz kabul ve empati iletişim engeli içermez. Bu yüzden cevabım ne olur? E seçeneği olur. 1 ve 2 arkadaşlar. Geçtik bir diğer soruya. Okul rehberi öğretmeni Aycan Hanım, Selin'le yapacağı çalışma rehberle aşağıdaki kişilerinden hangisine yönelik olacaktır? Lise son sınıf öğrenci Selin, okul rehberi öğretmeni Aycan Hanım'a bundan 2 yıl önce bir gece eve dönerken birkaç sokak serserisinin sözlü ve fiziksel tacizine uğradığını, bu olayın sonrasında akşamları hala tek başına sokağa çıkmaktan çok fazla endişe duyduğunu söylemiş ve ondan bu konuda yardım istemiştir. Olay anında neredeydin? Olay ne zaman gerçekleşti? Arkadaşlar bundan 2 yıl önce. Ya bundan 2 yıl önce diyor bak. O zaman arkadaşlar burada var olan, süre gelen, kronik bir olumsuzluk var mı? Var. O zaman arkadaşlar var olan, süre gelen, kronik bir olumsuzluğu ne yapmam gerekir benim? İyileştirmem gerekir. Bu duruma bir çare bulmam gerekir. İyileştiricilik işlevinin diğer bir ismi bu yüzden çare buluculuk işlevidir. Sunulması gereken rehberlik hizmetinin işlevi sorulduğu için arkadaşlar cevabım ne olur? Çare buluculuk olur. Hocam niye kriz yönelimli olma değil ya? Arkadaşlar bak, önleyicilik, dikkat. Kriz yönelimli olma ve iyileştiricilik. Önleyicilik problem oluşmasın, oluştuysa yayılmasın diye yapılan çalışmaların işlevi. Kriz yönelimli olma, problem oluştuğu anda müdahale etmek için yapılan çalışmaların işlevi. Müdahale. Problem oluştuğunda müdahale etmek için yapılan çalışmaların işlevi. İyileştiricilik ise var olan, süre gelen problemlerin çözümüne yardımcı olmak için yapılan çalışmaların işlevidir. Yani problem öncesi, problem anı ve problem sonrası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden cevabım iyileştiricilik, yani diğer bir ismiyle çare buluculuk olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Lise son sınıf öğrencisi Yusuf, okul rehber öğretmeni Zafer Bey'den, ki okul rehber öğretmeniymiş Zafer Bey, gelecekte yapabileceği meslekleri belirleyebilmek için yardım istemiştir. Zafer Bey Yusuf'a uyguladığı bazı testler sonrasında Yusuf'un hareketli, bak test uygulamış, dikkat, hareketli, heyecanlı, meraklı ve ikna kabiliyeti yüksek bir yapıya sahip olduğunu tespit etmiştir diyor arkadaşlarım, dikkat. Hangisi okul rehber öğretmeni Zafer Bey'in Holland'ın kişilik kuramına göre Yusuf'a önerebileceği mesleklerden biri değildir? Öncelikle şuna karar vereceksin. Yusuf hareketli, heyecanlı, meraklı, ikna kabiliyeti yüksekse arkadaşlar hangi kişilik tipine sahiptir? Girişimci kişilik tipine sahiptir. Girişimci. Heyecanlı olurlar, meraklı olurluklar, yeniliklere çok açıktırlar, ikna kabiliyetleri yüksektir ama bu ikna kabiliyetini kendi menfaatleri için kullanırlar. Organizasyon becerileri gelişmiştir, risk almayı çok severler falan filan. Şimdi bu insanlar bir kere arkadaşlar gazeteci olabilirler mi? Olabilirler. Reklamcı olabilirler mi? Olabilirler. Avukat olabilirler mi? Hem de ne biçim. Pazarlamacı bunların işi zaten. Ama muhasebeci olmaz. Muhasebeci kayıt tutan bir insandır. Hesap kitap yapan bir insandır ve bu adam için yeniliklere açık olduğu söylenemez. Muhasebeci geleneksel tipe sahip insanların seçebileceği mesleklerden bir tanesidir. Bu yüzden arkadaşlar cevabım ne olacak? A seçeneği olacak. Mesleki rehberlik kuramlarına dikkat et. Çünkü mesleki rehberlik kuramları arkadaşlar karşımıza soru olarak geliyor. Her yıl mutlaka bir tanesi soru olarak geliyor. Geçtim bir diğer soruya. Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu ve çalışmaları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlıştır.
yılda en az 3 kez toplanmak zorundadır. Doğru mu? Doğru. İlk dönemin başında, ikinci dönemin başında ve ikinci dönemin sonunda. Eylül, Şubat, Haziran. Doğru. Ele. Komisyona müdür başkanlık eder. Evet, komisyonun başkanı müdürdür. Bütün komisyonların başkanı müdürdür. Eylül ayında okur rehber etmeli, okur rehberlik programı bir örneği RAM'a gönderir. Ba ba. Arkadaşlar, bu programın bir örneğini RAM'a gönderen okul rehber öğretmeni miydi yoksa müdür müydü? Evrak alışverişi yapılacaksa bunu müdür yapar demiştim. Müdür gönderir arkadaşlar. Bu yüzden cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Okul rehber öğretmeni komisyonun doğal üyesidir. Evet, komisyonun zaten 3 tane doğal üyesi var. Okul müdürü, okul rehber öğretmeni ve müdür yardımcısı arkadaşlar. 3 tane daimi doğal üyesi var. Her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeni temsilcisi olarak bulunur. Evet. Burada arkadaşlar bir sürü sınıf rehber öğretmeni var. Hepsi bu komisyonda tek tek yer almaz. Her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeni temsilcisi yer alabilir. Bu yüzden bu ifade de doğrudur dedik arkadaşlar ve geçtik bir diğer soruya. Hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin özel eğitim öğrencileriyle ilgili görevlerinden biri değildir? Özel eğitim öğrencileriyle ilgili görevlerinden biri değildir diyor, bak tekrar söylüyorum. Öğrenci ilişkin gözlemlerini aileyle paylaşır. Öğrencinin sağlık problemi olup olmadığının belirlenmesi için aileyi sağlık kurumlarına yönlendirir. Bir dursun bakalım burada. Öğrencinin güçlük çektiği alanları azaltmak ve sınıf içi etkinliklere uyumunu sağlamak için bilgi toplar. Kesinlikle doğru. Sınıf içerisindeki bütün etkinliklerinden de sınıf rehber öğretmeni sorumludur. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisini konuyla ilgili bilgilendirerek önerilerine başvurur. Evet. Sınıfında bir kaynaştırma öğrencisi var. Bununla ilgili okul rehber öğretmenine bilgilendirme yapıyor ve önerilerine başvuruyor. Doğrudur. Öğrencinin kaydettiği gelişmeleri izler ve alınan tedbirleri gözden geçirir. Arkadaşlar, öğrencinin yetersizliği doğrusunda ihtiyaç duyduğu araç gereçleri temin eder. İki tane cevabım var. Yani iki tane seçeneğim kaldı bak. Öğrenci ilişkin gözlemlerini aileyle paylaşır. Öğrencinin sağlık problemi olup olmadığının belirlenmesi için aileyi sağlık kurumlarına yönlendirir. Öğrencinin yetersizliği doğrultusunda ihtiyaç duyduğu araç gereci temin eder arkadaşlar. Arkadaşlarım, okulda bu araç gereçlerin temin edilmesinden sorumlu olan kişi de kimdir? Müdürdür. Okulda öğrencinin yetersizliği doğrultusunda ihtiyaç duyduğu o araç gereci temin eden de yine müdürdür. Sınıf rehber öğretmeni değildir. Ama sınıf rehber öğretmeni gözlemlerini paylaşacak ve aileyi gerekirse arkadaşlar okul rehber öğretmeniyle de görüşerek sağlık kuruluşlarını ne yapacak? Yönlendirebilecek. Ama dediğim gibi bu araç gereçlerin temininden sorumlu olan kişi kimdir? Müdürdür. Bu müdüre de çok yükleniyoruz. Gerçekten bir sürü her şeyi yaptırıyoruz ya. Öyle düşün. Evet. Bir diğer videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videoda, sonraki denemede tabii ki ben buradayım. Sizler de burada olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.